Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Facebook'ta Aykut Küçük sayfasının sahibi Aykut Küçük. Sizlere uzun süredir bahsetmiş olduğumuz bir bilgilendirme videosu vardı. Böyle bir video çekeceğimi zaten söylemiştim. Fazla lafı uzatmadan konuya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu videoda hangi soruların cevabı olacak? Euro Truck Simulator 2 nedir? Euro Truck Simulator 2 hangi yöntemlerle yüklenir? Euro Truck Simulator 2 orijinal olarak nasıl satın alınır? Ücretsiz olarak nasıl indirilir? Türkiye haritası nasıl kurulur? Otobüs modu nasıl yapılır? Bu soruların hepsinin cevabını sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyelim. Euro Truck Simulator 2 satın almak için iki yöntem vardır. En başta söylediğimiz gibi. Ya oyunu orijinal olarak satın alırsınız, Steam uygulaması üzerinden tek sefere mahsus ücretini ödersiniz. Ücreti 40 lira, özel günlerde indirime giriyor 10 liraya kadar düşebiliyor. Ya da internet üzerinden crackli olarak indirirsiniz. Sadece o an internette bulduğunuz sürümü indirirsiniz full DLC olarak. Ama yarın bir gün bir sürüm değiştiği zaman, ileri bir sürüme geçmek istediğiniz zaman siz otomatik güncelleme alamazsınız. İnternetten yeniden o sürümün crackli versiyonunun çıkmasını beklemeniz gerekir. Ama Steam uygulamasından bu oyunu orijinal olarak satın alan herkes bu oyunun güncellemeleri çıktığı zaman otomatik o güncellemelerden faydalanır arkadaşlar. Ayrıca şunu da hemen bir hatırlatalım ön bilgilendirme olarak. Bizim bu oynamış olduğumuz 60-65-50 Türkiye haritasını kullanabilmek için Euro Truck Simulator 2'nin size sunmuş olduğu tüm harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor. Yani oyunu eğer Steam'den orijinal olarak satın aldıysanız tüm harita DLC'lerini de satın almanız gerekir. İnternetten indirdiyseniz full harita DLC'lerinin dahil olduğu bir indirme yapmanız gerekir. Ayrıca Steam'den tamam oyunu aldık 40 liraya da işte harita DLC'lerini de alırsak çok pahalıya falan geliyor diyenler özel günlerde arkadaşlar Steam özel indirimler yapabiliyor ve bu fiyatlar gerçekten bayağı bir düşüyor. En azından o özel günlerde girip oyununuzu fullemeyi tercih etmenizi ben sizlere öneririm. Benim tamamen şahsi görüşümdür. Bir sefere mahsus oyunu alıyorsunuz, bir sefere mahsus tüm harita DLC'lerini alıyorsunuz ve ömür boyu kullanıyorsunuz. Sizin hesabınızda kalıyor yani onlar. Sık gelen sorulardan bir tanesi diyor, abi her sefer mi ödüyoruz, her ay mı ödüyoruz? Ha, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir sefere mahsus alıyorsunuz. Şimdi ilk izleyeceğimiz yöntem arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 orijinal olarak nasıl satın alınır? Google'a girdik. Steam yazdık abi. Bizim meşhur Steam uygulamamız burası. Steam'e hoş geldiniz, hoş bulduk. Merhabalar. Şöyle bir girişimizi yapalım. Sağ üstte arkadaşlar giriş kısmı. Hesabı daha önce oluşturulmuş olan arkadaşlar buradan oturum açma kısmı var. Ya da Steam'i yükledikten sonra da zaten oturum açabilirsiniz. İlk defa yükleyecek olanlar oluşturun. Yeni bir ücretsiz hesap kısmı var. Alttan Steam'e katılın diyoruz. Steam'e katıldıktan sonra buraya işte şöyle mail adresinizi yazıyorsunuz abi. Örnek veriyorum. blablabla@hotmail.com yazdınız. İkamet edenlikte zaten Türkiye. Ben robot değilim dedikten sonra işte size soruları cevaplayın abi. 13 yaş üzeri olduğumu kabul ediyorum. Devam et deyin ve hesabınızı oluşturun. Hesabınızı oluştururken işte hesabınızı onaylamak için mail adresinize bir link gönderiyoruz. Ona tıklayın tarzı sorular da gelebilir. Mail adresinize girin abi. Zaten hani kayıt olmak bu işin en basit kısmı. Oradan hesabınızı aktifleştirin. Artık siz Steam'e kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra Steam'e yükleyin kısmı var arkadaşlar. Şurada mouse'u şu an etrafına döndürüyorum. Steam'e yükleyin'e tıklıyorsunuz. Steam'e yükleyin diyoruz yeniden. Hop buraya geldi abi. Kurulumu çok basit. Steam Setup'a tıkladığınız an zaten aşama aşama Steam'in yüklemesini yapabilirsiniz. Buraları hani fazla uzatmamak adına geçiyorum. Ben de zaten Steam yüklü arkadaşlar. Steam'i yükledik. Artık şuradan Steam'imize giriş yapabiliriz. En son siz Steam'i yükleyip açtıktan sonra karşınıza gelecek ekran burasıdır arkadaşlar. Hesap adı parola. Sizin az önce oluşturmuş olduğunuz hesap. Parolamı hatırla diyebilirsiniz. Yani sürekli Steam'e girip giriş çıkış yapmak bir zaman sonra sıkabiliyor. Steam'e giriş yapmış artık bu bizim master Steam uygulamamız. Buradan mağazada ara kısmına Euro Truck Simulator yazdığınız zaman zaten en üstte çıkıyor arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin yazılışı şu şekilde. Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyorum bir kez. Beni Euro Truck Simulator 2'nin ekranına yönlendiriyor. Daha sonra bana zaten diyor Euro Truck Simulator 2 Steam kütüphanenizde bulunuyor diyor ama sizde böyle bir şey demeyecek. Ama şurası olacak arkadaşlar. Ekranı aşağı indirin gelin. Şurada Euro Truck Simulator 2 satın alın diyor. Bakın şu anda 39 lira oyunun fiyatı. Ama özel günlerde 10 liraya kadar düşüyor arkadaşlar. Sepete ekleye tıklıyorum.
eğer ben de olmasaydı kendim için satın al kısmına tıklayacaktım. Kendim için satın al kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar zaten karşınıza ödeme yöntemleri çıkacak. İşte ödeme yöntemlerinde kendi kart bilgilerinizi seçeceksiniz. İşte hangi kartı kullanıyorsanız ona hitaben uygun kategoriyi seçip ödemeyi yapacaksınız. Daha sonra siz ödemeyi yaptıktan sonra yaklaşık 5 dakika içinde, belki sürmez, bir anında da geçebilir. Bu ürün sizin kütüphanenize eklenecek arkadaşlar. Satın alma kısmı bu. Şurada kütüphane kısmı var üstte. Ben hatta şu ekranı az aşağı indireyim. Galiba çerçeve kapatıyor sizin gözünüzün önünü. Aynen. Şuradaki kütüphane kısmı var arkadaşlar. Kütüphaneye tıkladığınız zaman sol tarafta sizin mevcutta hesabınızda bulunan oyunlar çıkıyor. Euro Truck Simulator 2'yi zaten satın aldıktan sonra burada otomatik kurulumuna başlayacak. Yani bu işin en kolay kısmı. Steam'den oyunu satın alıyorsunuz. Daha sonra bu oyunu zaten Steam size otomatik olarak bilgisayarınıza kuruyor. Siz oynamak istediğiniz zaman kurulum bittiğinde buraya kütüphaneye gelip kütüphaneye bir kere tıklıyorsunuz. Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyorsunuz. Hop, oynaya bastıktan sonra arkadaşlar oyuna artık tam anlamıyla giriş yapmış oluyorsunuz. Eyvallah abi, bu oyunu orijinal olarak satın aldık. Biz bu oyunun haritalarını da satın alacağız. Yine şuradan mağazaya tıkladık. Bu yöntemle göstereyim size. Mağazaya tıkladık. Mağazada ara kısmına geldik abi. Euro Truck Simulator 2'yi yine arattım. Üstüne tıkladım. Buraya geldikten sonra aşağı doğru indiriyoruz. Bu oyun için içerik diyor arkadaşlar. Bu oyun için içerik kısmı bizim artık DLC'lerimizi bulacağımız yer. Tümüne göz atlayalım abi. 71 tane içerik varmış. Arkadaşlar karşınıza çıkan ilk kısım zaten Map Expansions. Tam listeyi görüntüleyin. Tam listeyi görüntüledikten sonra sizin alabileceğiniz tüm DLC'ler burada. İşte Gonges, Skandinavya, Vivela France, ondan sonra İtalya, Baltic Sea, Road to Black Sea, hani bu DLC'lerin hepsine sepete ekle yapıyoruz. En sonunda sepetimizden gidip bunları satın alıyoruz. Yani oyuna DLC ekleme kısmında böyle oluyor. Mesela sepete ekledim, buradan geri geldim. Sepete ekledim, buradan geri geldim. Sepete ekledim, buradan geri geldim. Yine sepete ekledim, buradan bir daha geri geldim. Bunu da sepete ekledim, yine geri geldim. Hop, en sonuncusu sepete ekledikten sonra bana zaten toplam fiyatı burada çıkarttı. Ama dediğim gibi bu normal fiyatlar. Özel günlerde bu fiyatlar daha da düşüyor. Ardından kendim için satın alıyorsunuz zaten. Bunları da satın alıyorsunuz aynı şekilde. Arkadaşlar orijinal olarak satın alma kısmımız bu kadardı. Şimdi abi biz bu oyunu internetten nasıl indiririz? Arkadaşlar internetten bu linki size aşağı bırakacağım. Şu şekilde Euro Truck Simulator 72 DLC 1.37 versiyonu diyor zaten. Buraya geliyorum. Bu linki aşağı bırakacağım, bilginiz olsun. En altta işte indirme seçenekleri var. Google Drive'la, Mediafire'la, Mega'yla, Torrent'le indireceğiniz indirme seçenekleriniz sayfanın en altında mevcut. 1.37'yi ben zaten Torrent'le indirmiştim. Torrent'e tıkladım. Şuradan download'a tıkladım. Torrent'le indirdim. Veya siz Mediafire'la yüklemek isterseniz açarsanız download'a tıkladığınız zaman inmeye başlar. Bu bilgisayarınıza indikten sonra, ki ben bunu zaten indirdim, bir daha indirmeyeceğim. Arkadaşlar şuraya şu şekilde bir klasör gelecek. Şunu şöyle bir göstereyim size. İndirdikten sonra ilk aşama burası. Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2 by şöyle bir şey yazıyor işte. Açıyoruz klasörü. Setup. Setup'a çift tıklıyoruz. Şöyle bir şey diyebiliyor Windows 10'larda. Sizde direkt setup'la açılabilir. Çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Install kısmı geliyor. Buradan dilimiz yine İngilizce seçiliyorsun. Buraya install'a tıkladıktan sonra şu ekranda next diyoruz. Burada siz oyunu C'ye mi kurmak istiyorsunuz, D'ye mi kurmak istiyorsunuz? Ben D'ye kurmuştum. Ben bir daha kurulum yapmayacağım arkadaşlar. Ben de zaten mevcutta var bu oyun. Next dedikten sonra bir masaüstü simgesi oluşturulsun mu diye soruyorsa tıklı kalsın buraya. Gerek yok. Install'a tıkladığınız an yükleme başlıyor arkadaşlar. Yükleme başladıktan sonra ve bittiği andan itibaren size birkaç tane daha şey yükleme istiyor musunuz diye sorabilir. İşte direkt uygulamaları falan, onları sorabilir. Onları da yükleyin abi. Yani ne yüklemenizi istiyorsa yükleyin. Ben zaten şu an yüklediğim için bir daha yüklemeyeceğim. En son yükleme bittiği zaman sizin masa üstünüze gelecek iki tane simge.
Pilot Taksim'e Türkiye'nin simgeleri 64X'ten oyuna girilecek abi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şu anda oyunumuzu yükledik. Belgelerim kısmında şuradan belgelere girdiğiniz zaman Euro Truck Simulator 2 diye bir kısım oluştu arkadaşlar. Oluşmadıysa siz oyuna bir kere girip çıktıktan sonra bu kısım oluşacak. Sizin her şeyinizin olduğu kısım zaten. Burada mod klasörü var. Bakın sadece mod yazıyor. Bu bizim için en önemli olan klasör. Türkiye haritasını buradan kuracağız. Otobüsü buradan kuracağız. Her şey buradan kurulacak arkadaşlar. Bizim için çok güzel, çok önemli bir klasör. Öncelikle şöyle yapalım. Türkiye haritasını kuralım. Yani biz oyunu zaten full DLC olarak indireceğiz. Size paylaşmış olduğum linkten. Az önce göstermiştim. Linki aşağı bırakacağım dedim. Şu sitede oyunu 1.37 sürümüne ait olacak şekilde tüm DLC'ler dahil indiriyoruz arkadaşlar. Yani oyunu size sunmuş olduğum tüm haritalar dahil bir şekilde bu siteden bu oyunu indiriyoruz. Full DLC olarak indirdiğimiz için de Türkiye haritasını biz zaten burada kullanabileceğiz. Şimdi Türkiye haritasının linklerini de ben size aşağı bırakacağım. İndirmemiz gereken iki tane dosya var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Biraz yukarıdaki çerçeveden ötürü görünmüyor olabilir. Roextended.ro diye bir site var. Ben dediğim gibi bunun linkini aşağı bırakacağım. İlk dosyamızı bu siteden free kısmından şuraya tıkladıktan sonra indirebiliyoruz. 2 GB'lık 1442 isimli bir zip dosyası. Confirm download diyoruz. Free download diyoruz. 5 saniye içinde başlayacak diyor. Başlasın bakalım. Hop inmeye başladı abi. Ama ben de zaten bu mevcut olduğu için bunu indirmeyeceğim. Ben zaten indirmiştim. Siz bu şekilde indirebilirsiniz. İlk dosyamızı indirdik. Burayı kapatalım. Sonra yine bunu linki de aşağı bırakacağım. Hepsini yönlendirmeli link olarak bırakacağım arkadaşlar. Linkleri sıra sıra tıkladığınız an direkt bu sitelere yönlendireceksiniz. İkinci dosyamız Project Turkey dosyamız. Buraya geliyorsunuz. Bu sefer şu işarete tıklıyorsunuz. İndirme işaretine tıklıyorsunuz. Sizi bir forma yönlendiriyor. Şurada download link diyor. Download link'e tıkladıktan sonra 758 MB'lık Project Turkey isimli bir zip dosyası geliyor. Aynı şekilde confirm download diyorsunuz. Free download diyorsunuz. Reklam açılıyor. Reklamları kapatıyoruz. Şurada sağ üstte direkt indirme başlıyor abi. Aynen ben bunu da indirdiğim için indirmeyeceğim. İndirmeleri yaptınız. Tamam güzel. Artık Türkiye haritasını indiriz abi. İyi de biz bu Türkiye haritasını nasıl kuracağız? Yani biz bu Türkiye haritasını nasıl kuracağız abi? Bunu da anlatmak istiyorsunuz. Şöyle yapıyoruz abi. İndirdiğimiz artık şunları bir atalım şöyle sağa sola bir yere. Ben işimiz bittiği için şunları bir sallayalım. Türkiye haritası dosyalarımız şu iki tane dosya. Karşınızda gördüm. İlk şunu indirmiştik sonra bunu indirmiştik. Öncelikle biz ne demiştik? Belgelerim Euro Truck Simulator 2 mod klasörü bizler için çok önemli. Belgelere girdim. Euro Truck Simulator 2'ye girdim. Hop moda girdim. Modun içi bomboş. Biz oyunu daha yeni yüklediğimiz için tertemiz bir mod klasörü. Dosyalarımızı şuraya almıştık zaten. Öncelikle 1442 dosyasını bir açın arkadaşlar. Aynen. Ben şöyle bir önümüze getireyim. Yan ekrana gitti. Buradan şu dosyayı NRO-X23, RO-23 Assets, RO-23 Defnet, RO-23 Model, RO-23 Prefab dosyalarını toplamda 5 tane dosya tutup sürükleyin abi mod klasörünün içine. Hadi bakalım bunları bir mod klasörüne atalım. Artık yavaş yavaş Türkiye'ye yaklaşıyoruz. Vatan topraklarına yaklaşıyoruz abi. O Türkiye illerinde böyle otobüslerimizle süzüle süzüle abi. Böyle ventilli 403'ümüzle işte Travego'larımızla hepsiyle birlikte gezmeye artık adım adım yaklaşıyoruz. 1442 RAR'ın içinden 5 tane dosyamızı tuttuk sürükledik. Şu anda yüklemeye devam ediyor. Klasörü atmaya devam ediyor. Hadi abicim. Takıldık. Ha, seni bekliyoruz yapma böyle. 5 tane dosyayı attık buraya. Sonra 1442 RAR'ını gelin kapatın abi. Project Turkey'yi açıyoruz bu sefer. İkinci indirdiğimiz oldu. Buradan 3 tanesini. Buradan 3 tanesini tutun abi. Onları da sürükleyin mod klasörünün içine. Bunu da yükledikten sonra oyun içerisinden bunları nasıl aktif edebileceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Yeni profil açanlar olacak, mevcutta profili olanlar olacak zaten. Ya da yeni indirip hani internet üzerinden full save profil indirenler olacak. Hani abi biz uğraşmak istemiyoruz ya biz direkt gidip sürmek zevk yapmak istiyoruz diyenler olabilir. Ya da abi ben sıfırdan başlayacağım. Hani ben sıfırdan profil açacağım orayı kuracağım Türkiye haritasını. Ben paramı kendim kazanacağım da diyebilirsiniz. Artık mod klasörümüzün içine tüm dosyalarımızı attık. Bunu da kapattıktan sonra mod klasöründe kapatabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda otobüsü de göstereyim size.
Otobüs dosyamızı ise yine bunun da linki aşağı tarafa bırakılacak. Sayfayı yeniliyorum. TR link olarak hazırlayan oyuncu izleyici grubu. O yüzden buradan nasıl indirebileceğinizi göstereceğim sizlere. Bu link yine videonun altında olacak. Otobüs linkleri. Şuradan iptale tıklayın. Arkadaşlar burada dikkat edin. Size biri çok reklam atacak önünüze. Biri çok reklam. Mesela linke git diyeceksiniz, burası açılacak. Bir daha oraya döneceksiniz. Şurası bizim olması gereken ekran. Şu reklamları kapatın. Aman diyeyim, reklam indirip bilgisayarınıza virüs bulaştırmayın. Şu ekranı göreceksiniz yani. Sonra buradan yine confirm download'a atlıyoruz. Bu ekranı zaten artık ezberlediniz. Az önce de indirmiştik. Free download'a atlıyoruz. Bak yine reklam açıldı. Kapattık abi. Yani o reklamlara sakın indirme yapmayın. 5 saniye içinde başlayacak diyor. Ha, baktınız başlamıyor. Şu an bende olduğu gibi. Mesela şu anda indirme başlamadı bende, değil mi? Click here diyor abi. Eğer indirmeniz başlamadıysa click here diyor. Tıklıyorum, yine başlamıyor. Güzel. Güzel. Çok efsane. İndirme başlamıyor. Sayfayı yeniliyorum abi. Yeniden confirm download'a atlıyorum. Reklamları yine kapatıyorum. Ya bu ekrandan şaşmayın abi. Açılan reklamları da aynen kapatın. Yine click here diyorum. Başlaması lazım normalde. Büyük ihtimalle arkadaşlar benim tarayıcım şu anda buradan indirme yapmamı engelliyor. Bir kez daha deneyeceğim. Yani video kazası diyelim buna. Aynen şu anda indi arkadaşlar. Büyük ihtimalle az önceki bir izin muhabbetine engelleniyordu. Ben indirdiğim için yine bunları da indirmeyeceğim. Bunları da iptal ediyorum. Otobüsümüzü de indirdik. Otobüs dosyamız ise Travego olarak şöyle masa üstüne geldi. Abi biz bu otobüsü nasıl kullanacağız? Tamam, orada Travego yazıyor da nerede kardeşim bu Travego? Şimdi bu Travego'yu nasıl kuracağız abi? Yine açıyoruz belgelerini. Bizim için kritik dosya. Eurotransmitter 2 mod. Bu klasör bizler için gerçekten çok kritik. Buraya girdikten sonra Travego dosyamızı da içerisine sürükledik. Zaten Türkiye haritası dosyalarımızı sürüklemiştik. Artık oyun için her şey tamam. Abi biz az önce Eurotransmitter 2 indirmiştik. Şöyle X64'ten artık bir oyuna girişimizi yapalım. Oyun açıldıktan sonra sizlere Türkiye haritasını ve otobüsleri nasıl sıralamanız gerektiğini söyleyeceğim. Buraları şöyle hızlı geçiyorum. Türkiye haritası ve otobüs modunu da kurduktan sonra zaten artık yavaş yavaş size anlatacağım. Bir şey kalmıyor. Videoyu da kapatmaya hazırlanırım. Hem orijinal olarak hem normal olarak nasıl indireceğinizi anlattım. Bu arada artık oyunun açılması yavaşlayabilir. Çünkü oyuna çok yüklü modlar, çok ağır modlar yüklemeye başladık. Türkiye haritası, işte otobüs modları falan derken. Burada sizin profiliniz olabilir arkadaşlar. Visual diyoruz. Yani ben şu an Visual profilini kullanıyorum. Mod yöneticisine giriyoruz. Ben de zaten şöyle seçiliydi. Bunların hepsini öncelikle ben bir buraya atayım. Çünkü sizi ilgilendiren kısımları anlatacağım sadece. Bütün modları devre dışı bırak. Aynen. Şurada arkadaşlar sarı dosyalar bizi ilgilendiren kısım. Zaten sıralamayı yapmışlar. Önce 1'e çift tıklıyorsunuz. Attı. 2'ye çift tıklıyorsunuz, attı. 3'e çift tıklıyorsunuz, attı. 4'e çift tıklıyorsunuz, attı. Ardından English City Names var. Buna tıklıyorsunuz, en üstte bunu koyuyorsunuz. Son olarak ise artık Project Turkey. Turkey Map'i en üstte koyuyorsunuz. Türkiye haritamızın artık kurulumu bu kadardı. Son olarak ise şurada yüklemiş olduğumuz otobüs modu var. Mercedes-Benz Travego Special Edition olarak buraya gelecek. Bunu da tıklayıp en üste koyuyorum. Değişiklikleri onayla diyorum profilimde. Oyun sürümümüz 1.37. İndirmiş olduğumuz harita ve otobüs modları 1.37 için uygun. Yarın bir gün 1.38 modu çıktığı zaman bu otobüs, bu harita çalışmaya bilir 1.38'de. Artık 1.38 zamanı gelirse, o günü görürsek abi, yine onun da videosunu burada ben size çok yüksek ihtimalle çekiyor olurum. Yine değişiklikleri onayla kısmında biraz bekliyoruz. Artık profilimiz için her şey hazır. Profilimize tıkladık. Abi ben normalde bu profile hızlı giriyordum, artık yavaş giriyorum falan diyebilirsiniz. Çünkü çok yüklü modlar kurduk oyuna, dediğim gibi. Bir harita modu kurduk, bir otobüs modu kurduk. Artık oyunumuz açılıyor. Oyunumuz açıldı. Şuradan dünya haritası dediğiniz zaman arkadaşlar göreceksiniz ki artık karşınızda bir Türkiye var. Yani şu normal oyun haritası, sağ alta doğru geldiğiniz zaman Türkiye'nin artık 61 iline siz sahipsiniz bu oyunda. Tamam, Türkiye haritasını eyvallah aldık. Otobüs nerede abicim? Biz bu otobüsü nereden alacağız? Bize kaça satacaklar bu otobüsü? Gidelim bir pazarlık yapalım. Öncelikle şuradan çekici galerileri diyorsunuz. Çekici galerileri dediğiniz zaman ben şu az kameranın önünden çekineyim. Mod bayisine erişim kısmı var arkadaşlar. Şurada sağ altta. Aynen, ben tam onun önüne denk gelmişim. Mod bayisine erişim dedikten sonra hop special edition. Yine altında aynı şekilde. Özelleştir diyorum.
özel listeledim, otobüsüm karşımıza geldi. Fazla bir şey yapmayacağım. Otobüsün seçenekleri fazla arkadaşlar. Motor seçenekleri kaç beygir olacak? İşte şarjman seçenekleri, iç panel, iç panelimizi şöyle göstereyim sizlere. Boyamalar, özellikle şöyle boyamalarını göstereyim. Biz buradan şurayı bir yukarı alalım. Ben turizm, ondan sonra bir sürü kaplama, metrofizm, Van Gölü. Sırayla şöyle mesela Ali Osman Ulusoy'u alalım abi. Mesela otobüsün kaplamasını Ali Osman Ulusoy yaptık. İşte özelleştirmelerini yapabiliyorsunuz. Buradan lastik şeyleri, modifiyeleri falan her şeyini seçebiliyorsunuz. İçine süsler ekleyebiliyorsunuz. Mesela şuradan sallanan top ekleyebiliyorsunuz. Buraya böyle bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Hani bir sürü seçenek var dediğim gibi. Buraya plakalar, buraya süsler. Mesela şuraya ne ekleyelim? Bir sallanan köpek ekleyelim. Kafa sallayan köpek olsun. Şuraya da ekleyelim. Tamam artık abi ben otobüsümü yaptım. Ben otobüsümü sevdim. Hani eyvallah ben bu otobüsü almak istiyorum. Toplam fiyatı sol altta çıkıyor. 74.000 euro. Onayla dedikten sonra hop otobüsünüz buraya geldi. Satın alıyorsunuz. İstediğiniz bir garaja gönderiyorsunuz. Ben şuradan İstanbul'a bir gönderiyor. İstanbul. Aynen. İstanbul'a bir göndereyim. Şuradan bir slot seçin. Tamam deyin abi. Hayırlı olsun. Yeni çekicinizi İstanbul'a göndereceğiz diyor. Çekici yöneticisine giriyorsunuz. Mercedes Benz Trevego burada en alta geldi zaten. Sür diyorsunuz. Evet diyorsunuz arkadaşlar. Artık Mercedes'iniz altınızda. Otobüsümüzü aldık. Kontağa bastık. Biz neredeyiz abi şu anda? Paris'teymişiz. Şuradan arkadaşlar ben bir İstanbul'a getireyim şunu. Garaj yöneticisi. Tabii sizlerin garajları daha yoksa, hani sıfırdan oynuyorsanız bu oyunu, böyle seyahat etmeniz zor. Sürerek gitmeniz gerekecek. Yani Paris'ten İstanbul'a garaj süreceksiniz abi. Ama abi yok, bizde garaj var, sen rahat ol, biz garaj alırız diyenler de varsa garaj alıp böyle direkt gidebiliyorlar zaten. Artık otobüsümüz tamam abi. Otobüsümüz tamam. Şöyle otobüsümüzde yavaş yavaş, Allah istop ettim ya. Bu da benim yeteneksizliğim biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yani ehliyeti bakkaldan aldık. Ehliyeti bakkaldan aldığımız için böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Artık bizim için her şey tamam. İstanbul'dayız. İstanbul'dan şöyle bir yola doğru çıkalım. Size yolları bir şöyle inceden göstereyim. Yani olay budur abi. Euro Truck Simulator 2 nasıl yüklenir? Hangi yöntemlerle yüklenir? Otobüs modu nasıl yüklenir? Türkiye haritası nasıl oynanır? Türk bayraklarımız yukarıda dalgalanıyor. Her şey bu kadar arkadaşlar. Basit. Hani takıldığınız nokta olursa zaten videonun altında sorun. Onlarla alakalı da ben sizlere yardımcı olurum. Şöyle çıktığımız zaman karşıda emlakçı var, kafe var. Zaten görüyorsunuz artık Türk yapılarını görmeye başladık haritada. Türk polisi geliyor yine karşıdan, Toyota Corolla. Bir yol verir misiniz rica etsem? Yavaş yavaş, sakin gelin, sakin gelin. Eyvallah, eyvallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştır gitsin. Bas 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 bas, bu Travego da sağlam gidiyor ha. Harbi sağlam gidiyor. Neyse şöyle bir dörtlerimizi yakalım, kenara yanaşalım abi. Kafenin önüne de çektik valla. Dükkanın önünü kapattık ama ayıp olmamıştır inşallah. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Mercedes Travego otobüsümüz. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun. Facebook'ta her videomda beni yalnız bırakmıyorsunuz. Daima sürekli bize katılan, bizleri izleyen takipçilerimiz. Hiçbirinizin adı unutulmuyor, merak etmeyin. Bizi sürekli takip eden, destekleyen kişilerin adını artık aşina oluyoruz. Bizi YouTube'da yeni izlemeye başlamış olan arkadaşlar, Facebook kanalımızı da takip etmek unutmayın. YouTube kanalımıza bir kez abone olmayı unutmayın. İnanıyorum ki YouTube kanalımızı da aynı Facebook gibi güzel yerlere getireceğiz. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Takıldığınız yerlerde bana zaten her yerden ulaşabiliyorsunuz. Discord adresinde, sesli yazılı metin kanallarından, Facebook sayfamdan, YouTube'da aşağı yorum yazarak her türlü konuda iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Ben zaten Facebook kanalımızı, Discord kanalımızı bu videonun altında sizlerle paylaşmış olurum. Oyunu nasıl, nereden indireceğinizin linkleri, map linkleri hepsi videonun altında olacak. Hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Facebook yayınlarımızda görüşmek üzere. YouTube'da da videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.